Herkese Tol Gözbek.com'dan merhaba. Bugün çok önemli bir sorunu gündeme getirmek üzere değerli arkadaşlarımızla beraberiz. Çünkü bir süre önce Yüksek Öğrenim Kurumu YÖK Türkiye'de 5 yıllık bölüm, yani 1 yıl hazırlık, 4 yıllık ağır bir mühendislik müfredatı olmasına rağmen uçak bakım mühendisliği bölümleri eleman kategorisine indirdi. Ve bu bölümler uzun süredir de mezun veriyor. Mezunları başta Türk Hava Yolları olmak üzere sektörde görev yapıyorlar ve gerçekten çok ciddi bir mağduriyet yaşanmış durumda. Bununla ilgili olarak da uçak bakım mühendisi olan arkadaşlarımızla bir araya geldik ve sorunu birlikte masaya yatıracağız. Merhaba arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Bir kısaca sizi tanıyabilir miyiz acaba? Merhabalar. Öncelikle böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sesimizi duyurma fırsatından dolayı. Ben Hande Fidan, 2014 Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde Motor Bölümü mezunuyum. 6 yıldır sektörde çalışmaktayım. Bir kısmında uçak bakımı üzerinde bizzat çalıştım. Şu anda daha çok kalite ve emniyet konuları üzerinde çalışma yapıyorum. Türk Hava Yolları'nda çalışıyorum, teknik AŞ'de. Bir hangar ortamında yani. Evet, görev yapıyorsunuz. Barış Bey'i alalım, Barış Bey'i de tanıyalım. Evet, Tolga Bey, ben de teşekkür ediyorum. Herkese yeni ve pandemiden kurtulduğumuz güzel bir yıl diliyorum inşallah. Ben 2004 mezunuyum. Eskişehir Teknik Üniversitesi bugünkü adıyla. Eski adıyla Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu idi o zamanlar. Havacılık Elektrik Elektronik mezunuyum. 16 yıldır sektörde özellikle özel şirketlerimizde çalıştım. Şu anda da 2018'den beri Dubai'de, bugün devlet şirketi olan Fly Dubai şirketinde aviyonik mühendisi olarak çalışıyorum burada. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Yalçın Tanrıverdi. Yalçın Bey, bir de sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Yalçın Tanrıverdi. 2014 uçak elektrik elektronik mezunuyum. Aynı zamanda sivil havacılık ana bilim dalında yüksek lisans yaptım. 2008 yılından beri arada var. Yani devlet kurumlarında çalışıyorum. Uçak bakım elemanı diye bir kadro olmadığı için devlette de böyle bir kadroya geçemedim. Uçak bakım yapan bir üniversiteyle görüşme halindeyim şu an. İnşallah oraya geçmeye çalışırım. Böyle bir ünvandan dolayı benim kamuda böyle bir sıkıntım var. Evet, sizle de kamu bölümünü konuşacağız. Ve tabii ki Ahmet Bulut, değerli kardeşimiz de öğrenci. Nerede şu an öğrencisiniz? Merhabalar Tolga Bey. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir fırsatı bize sunduğunuz için. Ben Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde Motor Bölümü öğrencisiyim. Son sınıf öğrencisiyim ben. Dördüncü sınıftayım yani. Bu bölüme gelmeden önce ben Otomotiv Teknolojisi bölümünü bitirdim Ege Üniversitesi'nde. Dikey geçiş sınavıyla geldim. Uçak Gövde Motor okuyorum. Ünvan meselesinden dolayı tabii ki biraz muallaktayız. Beklemedeyiz. Şu anda bir işim yok. Öğrenciyim. Evet. Teşekkürler. Şimdi ben tabii ilk sorumu sormak istiyorum. YÖK'ün bu kararı neden ortaya çıktı? Sizleri mühendislik bölümüysünüz ama bir eleman kategorisine neden aldı acaba? İlk önce 2012 yılında Yükseköğretim Kurulu Uçak Elektrik Elektronik Bölümüne Uçak Mühendisi unvanı verdi. Uçak Gövde Motor Bölümüne de Uçak Gövde Kontrol Makinisti unvanı verdi. Akabinde uçak mühendisi unvanı iptal edildi. Normalde de öyleydi. Yani uçak mühendisliği bölümü 153 krediyle mezun oluyor. Biz 185 krediyle mezun oluyoruz. Uçak mühendisliği ile uçak bakım mühendisliği, uçak aviyonik mühendisliği birbirinden ayrı disiplinler. Yüksek öğrenimde birbirinden ayrı disiplinler. Yurt dışında bizim bölümün karşılığı Aircraft Maintenance Engineering veya Avionic Engineering olarak geçiyor. Bizim hak ettiğimiz unvan uçak bakım mühendisi veya uçak aviyonik mühendisi gibi unvanlar. Bunun üzerine YÖK tekrar toplanıyor iptal edildikten sonra.
İTÜ'yü de bilirkişi olarak atıyor. Maalesef İTÜ büyük bir hatayla veya kasıt da olabilir. Kasıt varsa şunu da belirteyim ki yanlış bilirkişi raporu vermek suçtur. Bizim bölümümüzü 4 yıllık olmasına rağmen 2 yıllık ve teknik olmayan bir bölüm olarak gösteriyor. Şunu da izah edelim. YÖK'ün aldığı karar sivil havacılık yüksek okullarıyla alakalı. O zaman yine 4 yıllık eğitim veriyordu ama sivil havacılık yüksek okullarıyla alakalıdır. Ve şu an bölümler fakülteye alınmış olmasına rağmen bununla alakalı bir ünvan kararı almamıştır. Bunun dışında üniversitelerin sitelerinde de uçak bakım teknisyeni yazıyor ki bu da hukuksuzdur. Uçak bakım teknisyeni ünvanı sadece 3795 sayılı kanuna göre lise mezunlarına verilebilir. 3458 sayılı kanuna göre de şu an fakültede olan bölümlerimizin mühendis ünvanı alması gerekmektedir. YÖK veya İTÜ kanunların üzerinde değildir. Bunu belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler. Benim merak ettiğim ikinci soru uçak veya havacılık mühendisliği var bununla ilgili. Sizler de 4 yıl boyunca 1 yılda hazırlık toplam 5 yıl boyunca mühendislik ve havacılık üzerine dersler alıyorsunuz. Acaba bir uçak mühendisiyle dersleriniz ne kadar çakışıyor? Müfredatın ne kadarını alıyorsunuz? Bu konuyla ilgili bilgi alabilir miyim? Bu konuda da yine Yalçın Bey'in elinde de olan bizimle de paylaştığı belgeler var. Hani bu kararın verilmesi sürecinde tabii ki ilgili kurullar bu müfredatları karşılaştırıyorlar. Uçak mühendisliği öğrencileri hangi dersleri alıyor? Uçak elektrik elektroniği öğrencileri hangi dersleri alıyor? İçerik olarak karşılaştırıldığında uçak mühendisliği ile uçak elektrik elektroniğini karşılaştıracak olursak uçak mühendisliği makine mühendisliği disiplinine de yakın bir disiplin olduğu için eksik dersleri işte mekanik, mukavemet gibi dersleri de eksik olarak görüyor. Yani uçak elektrik elektroniği bölümünde de esasında bu dersler yani akışkanlar mekaniği olsun belki şey yok. Hani mukavemet dersi yok bir makine mühendisliği gibi ya da uçak mühendisliği gibi. Ama akışkanlar mekaniği, termodinamik bu tür derslerin yani fazla sayıda diyebiliriz. O belgeyi de yine paylaşacağız sizinle. Dersler uyumlu yani birbiriyle. Bunun yanında uçak mühendisliği teorik bir disiplin. Yani hepimizin bildiği gibi bir dizayn ve tasarım ve üretim üzerine daha çok dersler alınıyor o tarafta. Bizim bölümlerimiz ise daha çok bakım yönüne baktığı için burada yani 2400 saatlik bir teorik ve pratik eğitimden geçilmesi gerekiyor birincisi altyapı olarak. Bunun yanında biz mühendislik derslerini YÖK'ün kararıyla alıyoruz. Yani en başında açılırken bu okullar bu dersler içine eklendi ve şu anda daha da eklemelerle müfredatları daha da etkili ve güzel hale gelmiş durumda. Yani temel benzerlikler ve farklılıkları bu şekilde özetleyebilirim ben size. Yani çok ufak farklılıklar, kredi konusunda Yalçın Bey'in bahsettiği gibi büyük fark var. Uçak elektrik elektroniği 185 kredi, uçak mühendisliği 153 kredi. Bu tabii alınan pratik derslerin yoğunluğuyla da alakalı. Aramızda böyle pratik ve teorik olarak büyük bir fark var diyebiliriz. Galiba bu konuyla ilgili açılan ilk bölüm eski adıyla Anadolu Üniversitesi'nin 4 yıllık bölümü. O dönemden bugüne uçak bakım mühendisleri mezun olduktan sonra sektörde nasıl iş buluyorlar? Hangi alanlarda havacılık sektöründe ne tür görevlerde yer alıyorlar? İzin verirseniz ben cevaplayayım bunu da. Buyurun tabii ki. Uçak bakım mühendisleri aslında önce kimiz? Biz kimiz? Yani uçak bakım mühendisi ne iş yapar? Önce bunu anlatalım. Çünkü dediğiniz gibi genç arkadaşlarımız da bu videoyu izleyecek ve kendilerini bu konuda bir kariyer planı çizmişlerse bu videoyu bir referans alacaklar sürekli, tabii ki. Referans alacaklar. Uçak bakım mühendisi uçak bakım ve onarımının yanlama aşamasından başlayarak yani kaç kişi çalışacak, ne iş yapılacak, ne kadar sürecek ve hangi işler yapılacağı aşamasından başlayarak bakımın yapılması ve bakımın bitirilmesini müteakip, testlerin yapılması, kontrollerin yapılması ve en son yolcularımızın ve uçaklarımızın güvenli bir şekilde uçması için uçabileceği emniyetli standartta uçağı pilotlara teslim eden ve altına yaptığı işin imzayı atan onaylayıcı personeller aslında. Uçak bakım mühendisleri sektörde uçak bakım ve onarım alanında daha çok çalışıyorlar. Bugün özel ve kamu sektöründe çalıştığımız çok fazla şirket var. Ben biraz kendimden örnek verirsem arkadaşlarımız da konuya daha çabuk aşina olurlar. Ben Emera diyoruz biz. Büyük uçak bakımlarımızı yaptığımız
hangar bakımlarımızı yaptığımız şirketlerden birinde. MyTeknik, bugün siz de biliyorsunuzdur bu şirketimizi. O şirketimizde çalıştım. Sonrasında hat bakım şirketimizde çalıştım. ATS Tüm. Bugün Atlas'ın olmaması üzücü tabii ama yaklaşık 6 yıl orada çalıştım. Şimdi yine Dubai'de, Fly Dubai şirketinde çalışıyorum. Yine bu da bir hat bakım. Biz base bakımda ne yapıyoruz, hat bakımda ne yapıyoruz? Base bakımda uçak bakım mühendisi planlanan işleri takip etmek, arızaları gidermek, büyük modifikasyonları yapmak, büyük removal installation'ları söküm takımları gerçekleştirmek. Bütün bu prosesleri takip etmekten sorumlular. Ve bizim bazı artılarımız da var. Gördüğümüz fakülte ve yüksek okullarımızda gördüğümüz eğitimlerden dolayı işte mühendislik alanında planlama ve kalite mühendisliği alanında çok başarılı işler çıkarabiliyoruz. Yani bir fiil uçak üzerinde çalışmak istemeyen arkadaşlarımız da beyaz yaka olarak gayet rahat çalışabiliyorlar. Aslında sektörde istihdam açısından hiçbir sorun yok aslında. Gerçekten gelişen teknolojiyle birlikte havacılık da sürekli gelişiyor ve arkadaşlarımız da rahatlıkla bugün bu bölümlerimizi tercih edebilir ve çalışabilirler. Ve uçak bakımı hakikaten monoton bir iş değil. Sürekli hareket halindesiniz. Çok keyifli bir iş. Özellikle hat bakımda çalışan arkadaşlarımız yurt dışında çalışma imkanları bulabiliyorlar. Ülkemizde çalışsalar dahi yurt dışına görevlere gidebiliyorlar. Getirisi yüksek bir iş. Sadece işte Yalçın arkadaşımızın değindiği gibi geç kalmış. Biz bunu eninde sonunda alacağımız bir hak olarak görüyoruz açıkçası ve bunu başaracağız inşallah davaya gerek kalmadan. Sadece tek sorunumuz şu an ünvan sorunu. Bu da çözüldükten sonra herkes gönül rahatlığıyla uçak bakım mühendisi olabilir. Ben tabii ünvanı sormak istiyorum. Bu konuyla ilgili niye mühendislik ünvanı almak istiyorsunuz? Bunun işte devlet sektörü olabilir, özel sektör olabilir. Avantajı nedir? Almak istiyoruz. Şöyle almamız gerekiyor. Kanunlar bunu gerektiriyor. Çünkü ünvan yetkisi kanunlarla sınırlı. Mesela yani çok absürt bir örnek vereceğim. Uçak bakım zamazingosu diye bir ünvan veremez. YÖK'ün yetkileri kanunlarla sınırlı. Bunun dışında uçak mühendisleri İTÜ çok önceden örgütlendiği için oda kurmuş, hakkını savunabiliyor. Maalesef biz henüz ünvanı da alamadığımız için, hukuksuz olarak elimizden alındığı için bir oda kuramadık. İnşallah ünvanı elde ettikten sonra bir oda da kuracağız ve haklarımızı öyle savunacağız. Bakım sektöründe, ayrıca devlet sektöründe de belli yerlere gideceğiz. Mesela bir arkadaşımız Hava İkmal diye bir yer var. Oraya girmek istiyor. Yani adamlar diyor ki biz lise mezununu teknisyen olarak çalıştırıyoruz. 2 yıllık mezunu tekniker olarak çalıştırıyoruz. Lisanslar mühendis olması gerekir. Eleman diye bir ünvan yok kanunda. Sizi biz nasıl alalım, nasıl çalıştıralım? Yani burada anayasal bir hak kaybı var. Mesela bu yüzden biz KPSS'ye giremiyoruz. Lisans kodu var. 4711 sayılı memur lisans kodu var. Orada uçak elektrik elektronik mühendisliği diye bir kod var. Yani kanunen bize mühendis ünvanı vermek zorundalar ve yani yaklaşık 5000 civarı mezun vardır. Bunların hepsi geriye dönük dava açarsa devletimizde büyük bir tazminat yüküne girer. Yapılan iş tamamen kanunsuzdur. Eleman ünvanının kanunda yeri yoktur. Teknik hizmetler sınıfında böyle bir ünvan yoktur. Bize mühendis ünvanı vermek zorunda ki her geçen süre tazminat olarak kendilerine geri döner. Şu an kamu denetçilik kurumunda başvurumuz. Dava süresini durdurdu kamu denetçilik kurumu. Oradan karar çıkmaz. YÖK uygulamazsa gerekli davaları da açacağız. Geçmişe dönük tazminat davalarını da açacağız. Hem ünvanı da aldığımızda özel sektörde de yöneticilik pozisyonlarına daha iyi, daha güzel gelebileceğiz inşallah. Önemli bir noktaya değindiniz. Burada tamam özel sektörde mezunlar iş bulabiliyor ama kamuya başvurdukları zaman mesela Hava İkmal dediniz. Uçakların, askeri uçakların, helikopterlerin bakımının yapıldığı merkez. Burada sizi bir mühendis olarak kabul edilmiyor. O yüzden de kamu kurumlarında veya savunma sektöründe de herhalde iş bulmaları bu branş olarak zor. Yani bu hukukta karşılığı olmayan bir ünvan. Bizi 2 yıllık ve teknik olmayan bir bölüm gibi göstermiş. Yani adamlar bizim yeteneklerimizi beğendi, almak istiyor. Ama yok öyle bir kadro yok, çalıştıramıyor. Ya bizi teknisyen veya tekniker olarak çalıştıramaz kanunen. Mühendis olarak çalıştırmak istiyor. YÖK maalesef hukuksuz olarak bu ünvanı eleman olarak değiştirmiş.
Böyle bir sıkıntımız var, evet. Genel olarak özetlemek gerekirse sizin bu hakkı almak için bir başvurunuz var. Kamu Denetim Kurulu'nda herhalde başvurunuz. Eğer oradan bir sonuç alamazsanız mahkeme sürecine gideceksiniz. Belirttiğiniz gibi 5000'e yakın mezunun olduğunu ifade ediyorsunuz. Bunlarla ilgili de devletin bir yerden sonra tazminat ödemek zorunda kalabileceğini ifade ediyorsunuz. Umarım en kısa zamanda bu değerlendirmeler yapılır ve tekrar hakkınız olan bu uçak bakım mühendisliği nasıl yurt dışında var ise sizler de bunları kazanırsınız. Benim aklıma gelen sorularım bunlar. Eklemek istediğiniz bazı şeyler var mı? Sadece mezun olmuş arkadaşlar ya da okulda okuyan arkadaşların hani büyük bir hak kaybı var. Bunu kabul ediyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz ama yani şu konunun da atlanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Burada bir yani devlet politikası olarak yerlileşme, her şeyimizi kendimiz üretebilme, yani birçok kritik teknolojileri kendimiz üretebilme noktasında çalışmalar yapıyor devletimiz. Bu konuda yani önemli kurumlarımız var. TUSAŞ özellikle ya da Türk Motor Sanayi, TEİ var Eskişehir'de. Bu kurumlar çok önemli devlet kurumları ve buralara başvuru yapılma noktasında da yine yani katı çizgilerle çizilmiş bir sınır var. Burada ya teknisyen olursunuz ya mühendis olursunuz. Biz burada her ikisinin de şeyinde kaldığımız için, yani hakkımız olan bir şey verilmediği için ünvan, yukarıya kendimizi bir şekilde anlatamadığımız için iş başvurularında, yani bunu yaşayan arkadaşlarımız da var. TUSAŞ'a girmek isteyip giremeyen. Yani devletimizin bu açtığı ve başlattığı önemli projelerde çok ciddi bir tecrübe, bilgi birikimi var şu anda. Yani sivil havacılıkta geliştirilen ve edinilen bilgi ve birikimin askeri ve üretilebilirse sivil bir uçak üretiminde de ciddi manada kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada yani sadece sorunu bir kişisel insanların sorunu olarak değil de biraz daha devlet çıkarlarına, devletimizin çıkarlarına uygun şekilde görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Barış Bey, siz bir şey söylüyordunuz, buyurun. Evet, ben de aslında Hamdi aklıma okumuş. Çok fazla muhabbet ediyoruz herhalde ki aynı şeyleri konuşuyoruz. Yok bizim yok Tolga Bey. Yani biz okullar bizim okullarımız. Şirketler bizim şirketlerimiz. Ve en önemlisi de insan bizim insanımız. Biz potansiyel olarak uçak mühendislerini aslında onlar kendilerini bir kaygıyla mı bu kararları verdiler, yoksa işte Türkiye'de henüz teknoloji ve dizayn beklediğimiz, açıkçası benim Türkiye'yi kafamda koyduğum yerde olmamasından mı kaynaklanıyor nedir bilmiyorum. Bir endişe var. Yani uçak bakım mühendisleri sayıları da 5000'leri bulmuş. Bu arkadaşlar sektöre el atarlarsa tamamen biz artık istihdam sorunu yaşarız kaygısıyla yok ki yanlış yönlendiren bir İTÜ'den bahsediyor açıkçası Yalçın arkadaşımız. Ama biz İTÜ'yü de böyle düşünmüyoruz. Çünkü ben çok fazla uçak mühendisi arkadaşla beraber çalıştım. Söylediğim gibi sektörde artık 16. yılım. Çok fazla arkadaşım var, eşim, dostum var. Onlar böyle düşünmüyorlar. Ama kararlar nasıl çıkıyor, neden böyle çıkıyor onu anlamak çok zor. Hani birileri diyelim biz buna. Çok sayılarını da küçük tutalım, yüzdelerini küçük tutalım. Öyle bir sıkıntı var. Bundan bahsetmek gerekiyordu. Yani bahsetmeden olmazdı. İkinci bir madalyonun ikinci bir yüzü daha var. Biz bugün özellikle özel sektörde arkadaşlarımızın çoğu biz işe giderken Apron kartlarıyla gireriz. Özel bir karttır o sizin Apron tarafına geçebilmeniz için. Ve o kartlarda uçak teknisyeni yazar. Biz bundan hiçbir zaman gocunmadık. O meslekleri icra ettik. Yağda da, yani çamurda da, yağla da yakıtla da çalıştık ve yine de çalışacağız. Yani bunda sıkıntı yok. Biz uçak bakım mühendisliği unvanına haiziz ve bunu aldığımızda da alın kardeşim biz artık bu işi yapmıyoruz demeyeceğiz. Yani biz yine Türkiye'nin hak ettiği havacılık seviyesine çıkması için yine aynı işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Öyle bir algı oluşuyor. Yani biz teknisyen değiliz der gibi bir algı oluşuyor. Evet değiliz. Mesela geçen de bir arkadaş üniversiteden bir şekilde ulaştı sağ olsun. Ya biz bu mühendislik unvanını alacağız da ne olacak diye bir soru sordu. Ben de ona şu cevabı verdim. Buradan bütün öğrenci arkadaşlarıma özellikle bu soru
cevapsız kalmasın diye burada söylüyorum. Biz mühendis olmayacağız. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey olamaz. Çünkü biz zaten mühendisiz. Biz lise mezunu değiliz. 2 yıllık mezun değiliz. 3 yıllık mezun değiliz. Biz teknik üniversitelerden mezun. Özellikle İngilizce eğitim alarak. Bu müfredatların da çoğu İngilizce bu arada Koca Bey. Evet. Dolayısıyla biz zaten hem teknolojik donanımıyla, inovasyona uygunluğuyla, dil bilgisiyle, bugün işte takdir edin ben Dubai'de mesleğimi icra edebiliyorum. Benim gibi 7 arkadaşım, 7'si de Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden mezun. Ve biz burada aranan elemanlarız. Gerçekten iyi işler çıkartıyoruz. Ve bütün mezun arkadaşlarımız da bu şekilde olacaklar. Çünkü aynı hocalarımız yetiştiriyor onları. Yani yine başa dönersek, hocalar da bizim hocalarımız, okullar da bizim okullarımız. Artık bu liman sorunu çözülmeli, bitmeli. Bu arada bizi dinleyip bir soru önergesi veren milletvekilimiz Abdülkadir Karaduman'a da teşekkür ediyoruz. Bu hususta bir soru önergesi verdi kendisi. Kendisine minnettarız bu hususta. Umarım meclis açısından da buradan da bir kararın çıkmasına bu soru önergesi bir vesile olur diyoruz. Çok teşekkürler. Umarım ben de sizin sorununuzu kamuoyuna yansıtıp haklı mühendislik ünvanınızı almanıza bir nebze katkımız olursa ne ala diyelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Lütfen videolarımızın altına yorum yazarak sorularınızı iletebilirsiniz. Bizlere info@dolgozbek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Hafta içi her gün yeni yayınlarımız saat 19'da devam ediyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.